Herkese merhaba, ben Aytun Çelebi. Ben Cem Tündür. Şu anda Dalaman Havaalanı'ndayız. Göce'ye doğru yol alacağız. Nissan Qashqai tanıtımı için yeni modeline. Nasıl hissediyorsun Cem? Yani doğrusu merak ediyorum. Daha önce X-Trail'i denemiştik, kullanmıştık. O yüzden hatta bugünlerde sitede o da yayında olacak tahmin ediyorum. Burada tabii nasıl bir deneyim kuracaklar bize onu merak ediyorum ama zannediyorum yeni Qashqai'de de X-Trail'den esintiler olacaktır. Şu anda bakalım yeni aracı birazdan göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bizim de programın detayları hakkında bilgimiz yok. Kısa zamanda görüşmek üzere. Merhaba. Yolculuğa hazır mıyız bakalım şimdi. Bilmediğimiz ve bir şey var mı? Düğmeye bastık, çalıştırdık. İşte önceki modelleri daha iyi, daha yakından tanıyorsun. Bu araçta şimdi fark nedir? Bu araçta aslına bakarsanız tabii öncelikle makyaj var. Yani teknoloji anlamında bir yenilik var mı dersen çok ciddi, çok kritik bir yenilik yok ama makyaj anlamında yenilik var. Dışarıdan bakınca ne olmuş? Şimdi bir lambalarda ön yüzde var. Ki zaten o makyajda genelde işte ön yüz. Bu arada tabii sonar çalışıyor. Bu ses nedir diye onu söyleyeyim. Evet. En azından teknolojiyle ilgili kısmını söyleyeyim. Sonar var. Yani bir işte önde ve arkada sensörler var. Onlar yüzünden şu an kalabalıktayız. Tamam. Evet. O yüzden onlar çalıyor. Onu isterseniz kapatabiliyorsunuz da ama şimdi kapatmayalım. Nasıl olsa anlatacağız. Dışarıda dedik lambalarda değişiklik var. Evet, aracın içinde genişleme söz konusu. SUV sınıfı olduğu için araç çok satılıyor. Türkiye'de de en çok satan araba SUV'lerden bir tanesi, hatta en çok satanı. Nissan bu anlamda X-Trail ve Qashqai'de öncülük ediyor diyebiliriz Türkiye pazarına. Dünyada da İngiltere'de de böyle bildiğimiz kadarıyla. Evet, direksiyon sistemi de değişti. Bu X-Trail'de de değişti bu arada. İkisinde de değişmiş durumda. Artık kullanıcı için daha fazla, birincisi şu alandan baktığında göstergeleri daha rahat görebildiğim, %30 daha rahat görebildiğim bir alan var. İkincisi direksiyon daha küçük hale getirilmiş. Bu tabii ki kullanımı zaman zaman daha da kolaylaştırıyor ve spor bir kullanımımızı da sağlıyor aslına bakarsan. Ve tabii bizim için önemli olan kontrollerin üzerinde çok daha erişilebilir ve kolay şekle getirilmiş olması. Cruise kontrol ile ilgili setuplar burada, ayarlar buradan yapılıyor. Ve gene ekrandaki, bu kokpit ekranındaki bilgilere de buradan ulaşabiliyorsun. Şöyle yapalım, mesela ayarlara girdiğinde artık buradan deneyebiliyorsun. Daha önce tek taraflıydı. Artık burada sesi de, yani ses sistemini de buradan kontrol edebiliyorsun. Zaten dijital ve iki taraf için de ayrı şekilde çalışıyor. Yani sağ taraftaki kişi için ayrı derece vermek mümkün. Soldaki kişi için, sürücü için ayrı bir derece vermek mümkün. Arka taraf için böyle bir seçenek yok. Ama aracın büyüklüğüne bakarsak, yani tabii bagaj için, ya bu araçla mesela X-Trail'i genelde karşılaştırıyorlar. Daha mı büyük diye, yani böyle bir fiziksel özellikten bahsedelim. Aslına bakarsan aynı gibi ama X-Trail'de bazı başka özellikler var. Desteğine geliyorum. Şu an açık mı diye bakalım. Sürüş yardımlarında şeride gireceğim. Evet, uyarı açık yaptım. Şimdi şerit desteği açık. Şerit desteği nedir diye bir anlatalım seyircilerimize. Evet, şimdi dinliyoruz. Evet, şöyle yapalım. Bir ekranda görelim. Şimdi ekranda yakıt teknolojisinden geçtim. Pusula. Hız limiti bu arada 50. Haritadan dolayı nerede olduğumuzu görüyor. Ve safety shield de işte bu güvenlik kalkanı. Şimdi şeridi görüyoruz yolda. Şimdi mesela şeritten ben çıkayım. Uyardı. Şeritten çıkıyorsun dedi. Şimdi bu arada geçelim. Çünkü lider araçta gitti. Evet. Şimdi sinyal vermeden bunu yaptığım için beni uyarıyor. Ama eğer sinyal verirsem hemen deneyelim. Şimdi sinyal veriyorum ve şeritten çıkıyorum. O zaman uyarı veriyor. Sinyal verdi zaten. Aynen öyle. Farkındasın diyor. X-Trail'de bu arada şu var. Bu araçta bu yok ama çünkü kamera sistemleri yok ama X-Trail'de şu var. Hani bir farkını söylemiş olalım. Hı. Diyelim ki sinyal verdim ve burada bir araç var. Arkadan kör noktadan gelen bir araç var. Onu görüyor, diyor ki aynı deminki uyarıdan veriyor ve diyor ki geçme çünkü arkadan kör noktada bir araç var diyor. Sen görmüyorsun ama orada bir araç var. Şu an geçersen tehlikeli olabilir manasında. Öyle. Bir uyarı yapıyor. Bak şu an mesela tabii şeride çok bağımlı gitmediğim için arada bunu uyarıyor beni. Bu tabii şunu sağlıyor. Gerçekten insan bazen özellikle uzun yolda şeritten çıktığında
fark etmeyebiliyoruz. Farlar yeni, far tasarımı değişti. Yani makyaj zaten aslına bakarsan hani her arabada bir makyaj dediğimiz zaman en yenilenen ilk şey doğal olarak model yenilerken hemen bir ufak hemen, değişiklikler evet, oluyor. Model, evet yani aslında full bir yenilik değil bu. Yani aslında hala Kaşkay'ın eski kasası neyse o. Tabii sıfırdan bir araç baştan yani, yaratmıyorlar. Aynı yani, kalıbı ufak değişiklikler evet, yani yapıyorlar. Ön kısım ve arka kısımda bir makyaj yapılıyor. Gerekiyorsa yan kapılarda bir değişiklik görüyorsun ama kaportada genel anlamda o şeyin nezihliği yerlerde hiçbir değişiklik olmuyor. Hmm. Burada da onu görüyoruz zaten. Far tasarımı değişmiş, ızgara tasarımı değişmiş. Evet. Ve sen söylemiştin yanlış hatırlıyorsan. Farlarında evet, değişiklik var. Dikdörtgen formunu almışlar. Yani ön taraftaki değişiklikler böyle. Bir de arka tarafa bakıp sonra aracın içine gidelim. Tamam, o zaman arka tarafa rica edelim. Skypack versiyonu. Dolayısıyla bunun farklı versiyonları da var. Yani sadece yani 1.2 benzinli var, 1.6 ve 1.5 dizel var. Bir de tabii premium pack'te ek özellikler var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama arka tarafta da yine bu far tasarımını tabii şurada gene imzasını taşıyor aynı şekilde evet, dikdörtgeni. Aynı şekilde burada böyle hemen acaba bakalım mı ne dersin? Arkada ne var? Yani işte tabii şey burası SUV sınıfında en çok satan otomobillerden. Türkiye'de ne kadar sattığı ile ilgili olarak senin bilgin var mıydı? Yani ya da pazar payı? Yani %29 diye biliyorum ama yanılıyor olabilirim. Sonradan zaten yazılı inceleme yaparız bu videoyu yayınlarken. Orada anlatırız. Burada hem arka bagajda hacim olarak hem de iç bagaj, iç alan büyümüş. Evet, bu tabii herkesin en çok aradığı şeylerden bir tanesi. Hep daha fazla alan istiyoruz. Evet. SUV'ler de zaten bu yüzden tutuyor aslına bakarsan. Çünkü büyük bir araç arıyoruz. Büyük araç arayışı da kadınlar da bu arada çok tercih ediyor. Daha güvenli yani, olduğu için biraz tercih ediyorlar. Yüksek ve aynen öyle. Bu arada X-Trail de bunun bir üst versiyonu olan evet, arabada. Burada bir düğme var. Basıyorsun kendi kapanıyor. Mesela fark olarak en azından hani bununla arasında ne fark var dersek onu söyleyebiliriz. Kendi kapanmıyor. Kendi kapanıyor. Bunu sen kapatıyorsun. Tamam. İstersen bir içine geçelim. Tamam. Peki. Yani önceki yayınımızda aslında biraz bahsettiğimiz gibi yani kokpitte direksiyon yeni. Evet. Artık bu X-Trail'de de böyleydi. Artık daha kolay bir kavrayış var. Tam olarak ölçüsünü de tam bilmiyorum ama 30 daha önce 34'ten 37.5'a geçmiş sanırım kalınlık. Hı-hı. Ama sen kullandın zaten. Evet yani hissiyat olarak yani dokunuş olarak gayet iyi görünüyor gerçekten. Bu arada Skypack'in de özelliği şu an üstten bu kadar güzel ışık almamızın sebebi tavanın tamamen cam. Panoramik olması. Tavan deniyor. Panoramik tavan evet, olarak buradan açık. Tek düğmeyle açıp kapatabiliyorsun. Evet ama bunu tabii açamıyorsunuz yani. Yani cam açılmıyor, cam açılmıyor ama tavan evet, açılıyor. Tavan açılıyor. Camı görüyoruz. Yaz aylarında sıcak güneş böyle geldiği zaman çok bunu hemen Skypack'imi kapatayım demen gerekiyor doğal olarak. Onu söyleyebiliriz. Direksiyonla ilgili bir yenilik de direksiyonun tasarımı sayesinde öndeki göstergeler daha geniş bir yani daha doğrusu görüş alanını artıyor. Görüş alanını artıyor aynen öyle. Aslında hemen şöyle yapalım. Bu sırada çalıştıralım. 1.6 dizel tabii otomatik dizel olduğu için evet, tabii Türkiye'de en çok satan şey dizel ve otomatik olması ve tabii 1.6 yani motor hacminin yüksek olması çünkü vergiye yansıyor. MTB'ler bakalım bekliyoruz. Henüz yeni MTB açıklanmadı galiba değil mi? Yeni MTB oranlar açıklanmadı galiba. Elektrikli otomobiller %3 bu arada onu biliyoruz. MTB'si gayet şey ama bakalım ne zamana kadar gideceğiz. Devam edeyim. Yani sen şuradaki bu panelden bahsediyorsun. Panelden bahsediyorum. Tamam. Cruise control seçenekleri burada. Yani teknolojik açıdan baktığımızda. Yani sürüşteki bu akıllı teknolojileri buradan yönetiyorsun. Aynen öyle buradan yönetiyorsun. Daha önce farklı menülerden yani işte koldan da yönetiyordun. Ama artık hepsini buraya koymuş. Daha derli toplu hale gelmiş. İşte alt tarafta bir kıvrım var. Dolayısıyla dizin şöyle işte dönerken falan da çarpmıyorsun. Kullanım evet, kolaylığı sağlıyor gerçekten. Bir de koltuğun da hafızası var. Yani bu modelde yok farklı. Ama. Yani premium Pack'te var. Bu arada büyük ihtimalle gene soracaklar. Fiyatla ilgili bir bilgi
sende var mı? Bir sanki yani 96.000'den. Evet, oradan başlıyor ama bizim şu an herhalde bu model 120.000 civarında olması lazım. Tamam. O detayları da yine yazılı şeyde bulabileceğiz. Ve dediğimiz gibi burada cruise control, burada şu arkadaki hemen evet, ortada gördüğümüz ekranda kontrol edebiliyorsun. Burada yakıt ekonomisi, onun dışında işte pusula var ki biz bunu Türkiye'de çok kullanmıyoruz ama navigasyon kullandığın zaman aslında Google navigasyonu mesela şimdi güneydoğuya dön, işte batıya dön falan diyor. O anlamda bu çok işe yarıyor da bize şu an çok manasız geliyor. Bir de tabii böyle yani çok şehrin içinde değil ama daha ormanlık bölgede atıyorum hani evet. Daha kırsal bir bölgeye gittiğin zaman bu tip şeyler çok faydalı olabilir. Çünkü bazen ne olursa olsun mesela internet mobil internet ya. Olmuyor. Şarjın olmuyor. Doğru. Veya diyorsun işte denize doğru gitmek istiyorsun. İşte güneyde olduğunu biliyorsun ama haritadan onunla bulmakla uğraşmıyorsun. Direkt pusuladan bakıp yolunu aynen öyle. Doğru. Bu yani gereksiz gibi görünüyor. Aslında iyi bir detay gerçekten. Amerika'da çok kullanışlıydı. Biz bir gittiğimiz zaman orada faydasını görmüştük. Hız limit işareti bu haritası olduğu için burada senin bulunduğun bölgeye göre haritada eğer işliyse kaç kilometre yapman gerektiği şurada yukarıda kaç kilometre yapman gerektiği de yazıyor. Dolayısıyla senin hız limitini de uyarıyor. Onu açtığı zaman, sana söyleyebiliyor. Küçük bir yere verebiliyor. Bir de gelirken şerit kontrolünü yapmıştık. Evet. Safety shield, o da güvenlik kalkanı olarak gibi. İnsan da buna güvenlik kalkanı diyorlar. Hı hı. Buradaki seçenekler işte ESP var tabii. Yani elektronik stabilite önlemi, tekerleklerin farklı şekilde kayması engelliyor. Yani sen çok kararsız bir şekilde kullanmaya başladıysan, kontrolünü kaybetsen o toparlıyor. Evet, aynen öyle. Bunun desteği var. Şerit kontrol desteği var. Yani şeritten çıktığın zaman seni sinyal vermediysen olur ki daldın, bir şey oldu. Öyle. Şeritten yavaş yavaş çıkıyorsun. Hemen öterek seni uyarıyor. Hemen kendini düzeltiyorsun. Ya bunun güzel tarafı. Henüz Türkiye'de yok ama umarım bu da olur. Yurt dışındaki paketlerde yani Nissan için bu böyle ama Toyota'da bunu görmüştüm. Büyük ihtimalle Nissan'da da vardır. Türkiye'ye gelmediğinde. Şeritte tutuyor değil mi? Çıkamıyorsun. Senin şeritte tutuyor. Yani diyelim ki sen biraz unuttun. Yani elinle sen düzelt. Şu an uyardığın zaman sen düzeltmen gerekiyor. Evet. Ama diğerinde küçük zaten bir dokunuşla seni düzeltiyor. Yani diğeri kendi düzeltiyor. Yani. Yani o diyor ki o küçük desteği ben sana veririm diyor. Onu doğrusu böyle oldu. Bizim evet bence de doğrusu öyle oldu. Çünkü bir süre sonra o uyarıları kapatma şansın da var üstelik. Bence daha önemlisi burada acil durum freniydi. 50 km'nin altındaki engellerde işte 50 km altına gidiyorsun unuttun. Hı. Önündeki araç durdu. Telefonla ilgileniyorsun ki çok yanlış gerçekten. Telefon ya da yanındakiyle konuşuyorsun. Bir şeyler dikkatini dağıldı diyelim. Dağılıyor. Kendi kendine fren yapıyor. Bodozlama yani olduğu gibi bütün tam durduruyor. Tam durduruyor. Ama buna güvenmemek lazım ama tabii şu var. Daha yüksek bir hızda sen fark etmedin ve işte gaza bastın gidiyorsun o sırada. Yani kalp krizi geçirdin, gaza bastın gidiyor araba o sırada. Evet. Burada şey o engeli gördüğünde hızı yüksekse bile en azından seni daha da yani durman gerektiğini biliyor artık. O yüzden bu önemli. Ya bunlar şey gibi özellikler. Hani ona güvenip bütün şeyini onun üzerine kurmazsın. Ama evet. Orada olması bir gün senin o kadar çok işine yarar ki. Çok doğru söylüyorsun. Hayat kurtarır bence. Bunun dışında bu tabii safety pack yani safety shield özür dilerim. Başka ne var? Tabii şu an duruyoruz ama sürüş sırasında oldu şimdi durduralım. Bir görelim bakalım bizim şey neymiş? Lastik basınçları onları da görebiliyoruz artık. Bakalım gelecek miyiz oraya? Kilometreler sessizlik de güzel oldu ama sanırım gelmeyecek. Evet, bu da böyle bir hediye olsun bize. Bakalım şöyle yapalım. Çalıştıktan sonra görebiliyorsun. Bakıyoruz, deneyeceğiz çünkü lastik basınçlarını göstermesi lazım. Aslında sürüş sırasında da göstermesi lazım. Enteresan. Evet, tamam, okey dedim. Sürüş sırasında bir lastik basıncı görünür diyor ama göstermiyor. Demek ki bizim belki de hareket etmemiz lazım kullandıkça. Belki de evet oluyor. Olabilir tamam bu güzeldi. Yoksa bug'ını yakaladık diye sevinecektim ama o da dediğin doğru. Peki kapı açık uyarısı. Burada da ayarların içerisinde sürüş desteğinden o deminki bahsettiğimiz konuları görebiliyorsun. Peki park desteği nasıl? Ya park desteği işte ön ve arkada sensör var. Kameralar evet, var. Bu arada mesela X-Trail'de kör nokta uyarısı diye bir uyarı da var. O şu aynalarda da bir kamera var. Aynalardaki kamera sayesinde soldan veya sağdan gelen aracı sana kör noktaya geldiğinde uyarıyor. Dolayısıyla
Burada aslına bakarsan ön ve arka sensörde de şimdi park desteğinde bir boş yer bulduğun zaman ben şunu geri vites alayım. Aldın. Evet. Daha bayır görüyoruz tabii. aldığın zaman sonar çalışıyor. Önde ve arkada ikişer tane radar sonar var. Sonar dediğimiz sensör, radar sensör, yani. Aynen, radarlar var. Kenarda da bunlardan var. Buna göre seni işte bir paralel park veya yatay dikey park yapacağın zaman boş yer bulmanı istiyor. Bugün bunu aşağı indiğimizde, otele indiğimizde istersen göstereyim. Çekelim, gösterelim. En azından uzun videoda aynen kaydederiz. Biraz bana X-Trail'de bir önceki versiyonunu kullanmıştım. Biraz bana göre zorlu gelmişti. Yani hatta bir yerde bana geri git diyor ama radarda gitmemen lazım, onu görüyordu. Yani ben USB söyleyeyim mesela. Hani artık USB hepimiz için kaçınılmaz. USB, mesela şurada yok. Orada hani yok. Kolay da değil yani. USB mesela şurada değil. Olsun ki şarj edebilelim ya da bağlayalım. Hatta burada şimdi. Burada hemen şimdi evet zor olacak ama. Kaldırıyoruz. Evet. Şurada aşağıda. Burada yani aşağıda. İkinci, tam güzel alan tarafı. İkinci çakmak şarjı burada. Hani evet, onu da kullanabilirsin. Onu kullanabilirsin ama. Bir de ses girişi var. Ses girişi de AUX da burada. Yani USB için artık gerçekten bizim şuralarda ve tabii telefonu şuraya koyabilmek adına güzel mesela. Şu telefonu buraya koyabilirsin. Belki dikey durur mu? Yani zorlasan modeline göre pek de durmaz gibi de görünüyor. Yani koyacaksın gibi duruyor artık. Üreticilerin belki bu konuya da yani telefon çünkü tabii bakman gerekiyor belki ama hani biri aradığı zaman da görmen gerekiyor sonuçta. Yani araçta diyelim ki arazidesin ya, burada düzgün durması lazım ki burada sarsılıp başka bir yere gitmesin. Evet, aynen öyle. O bu arada kazalarda gerçekten araç içindeki herhangi bir nesne başına bela olabiliyormuş. Onu da bir kez daha söylemiş olan, yani bıraktığın herhangi bir nesne, özellikle cam şişeleri kesinlikle bırakmayın diyorlar. Telefon da bence bunlardan bir tanesi. Çünkü hani bir şey geldiği zaman başına, hani yaralandın, telefonu arayacaksın. Telefon arabada uçtu gitti bir yere. Yani o kadar sıkıntı bir şey yok. Yani o yüzden bir şey, kullanıcıların buna dikkat etmesi gerekir derim ben. Bunun dışında da başka bir şey yok herhalde. Şimdilik olursa evet. Da işte bu park videosu vesaire eklentilerle dönersek. Peki. Doğru. Şimdi şöyle bu yani teknolojisinden bahsettik ama biraz da tabii arabanın kendi konforundan bahsedelim. İç hacminden bahsedelim. Çünkü SUV deyince büyüklük bekliyorsun. Evet. Burada ön koltukta ben şu an rahatım. Orta boylu 1.80 boylu. Üstü boyumuzda. Şu an burada rahat oturabiliyorsun. Ve bu standart ayarları yani ekstra bir tarafa genişletmedik. Aynen gitmedik. Öyle. Bu modelde bu arada bunlar manuel, yani bunları kendin ayarlıyorsun falan. Bunun bir de işte ama premium'da iki sürücü için koltuk yan ayna otomatik ayarlarını saklıyor. Evet, kadınlar daha çok ön tarafta kullanıyor diye mesela. Kadın olduğunu düşünürsek arka tarafa istersen bakalım. Şimdi şu an ben öne kadar geldim. Öne geldiğimde ben seni tam arkana geçeyim oturayım. Peki. Oturabiliyorum. O zaman diz mesafesi yani şöyle buraya 3 kişi de yan yana sıkışmadan oturabilir. Sorun yaşamazsınız. Hatta şu istersen bagaj ne kadar büyüyor. Şurada üst taraftan şeyi açabilirsin. Düğmesine basarak bagajı da büyütebiliyorsun. Bu da şöyle yaparak güzel. Burayı da açabiliyoruz. Bir taraftan da yani olduğu uzun yer. Gene sağ taraftan en sağdan. Evet, bu ikisini birden evet. Bu şekilde tabii ben şey yapamıyorum ama bagajı da komple lazım. Büyütebiliyoruz. Doğru. Ya bu işte ortada da gene şey var. Şu tam ortada senin 4 kişi yolculuk ettiğinde böyle bir özelliği var. Ufak bir konfor. Yani. Ufak bir konfor, aynen öyle. 4 cam otomatik tabii. Hani öyle baktığın zaman da belki basit gibi görünüyor ama şeyde bu arada premium'da işte şurada mesela arkada hoparlörü görüyoruz. Premium'da bunlar Bose. Bose kaliteli bir marka. Kendi de böyleydi. Evet. Bu araçlarda biraz daha ağır yapılıyor. Belki bir SUV almışken daha iyi bir hissiyat vermesini bekleyebiliyorsun. Premium'da deri seçenekleri var. Ama işte premium değilse o zaman belki bunlar da belki genel olarak koltuklarda. Bunlar tabii küçük detaylar ama yani gene de küçük detaylar ama sen bu aracı aldığın zaman ailenle beraber kullanacaksın. Bu bir deneyim. Yani bunu her gün kullanıyorsun. Evet. Yani bu arada otomatik vitesi de gayet iyi çalışıyor. Bir önceki versiyonda da Qashqai'de de gayet iyiydi. Otomatik vites Nissan tabii Renault ortaklığı da olduğunu da hatırlatalım. Yani şeyler, iyiler bu konuda. Dizel ve otomatik vites konusunda çok üzmüyorlar kullanıcıları genelde. En azından belki şikayetleri olan varsa bildirebilir buradan. Benim kullandığım, test ettiğim araçlarda da denk gelmedi. Bir olumsuz bir durum, olmadı. Evet. 1.6 dizel motor. Hani hepimizin artık dizel zaten aradığı bir özellik diyebiliriz.
Bunun dışında aynalar otomatik, yani şeyden içeriden kontrol edebiliyorsun. Basit özellikler. Otomatik kapanırsa. Otomatik kapanıyor. Yakıt özelliğini buradan takip edebiliyorsun. Aslında ondan pek bahsetmedik ama hemen kısaca söyleyeyim. Görebilir miyiz? Yakıt ekonomisi. Şu an mesela ortalama 11 litre yakıyor. Biz tabii şu an test için bu dağa taş çıktık. Onu dikkate almak lazım. Bunu buradan sıfırladıktan sonra hani ona da dikkat edebiliyoruz. 1.6 dizelde 4 küsür litre diyordu. Benzinlide de 5.6'ya çıkıyordu en yüksek. Benim gördüğüm en yüksek değer buydu tabloda. 4.6 yani biz ona şöyle diyelim. Hani böyle bir araç kullanıyorsan bence 6-6.5'tür onun. Tabii o şey, yani onlar şimdi laboratuvar koşulu ölçümü evet, gibi evet, bir şey var. Evet. Hep sabit hızla gitmiyoruz. Hızlanıyoruz, yavaşlıyoruz, duruyoruz, kalkıyoruz ve değişiyor. Onu gene uzun bir test sonrası daha detaylısını paylaşabiliriz. Evet. Radyo bunu bu arada telefonunu Bluetooth'tan buraya bağlayabiliyorsun evet, ve Bluetooth audio dinleyebiliyorsun. Bu da hani telefonu bağlamak önemli. Telefonu da şurada ayarlardan işte giriyorsun, diyorsun ki telefonlar eşleştiriyorsun ve çalışıyor. Ama tabii şu var, mesela şu kötü oluyor. Diyelim ki sen işte buradan USB'den bağladın, buradan da şey çalışmaya başlıyor. iPhone'unu bağladın, otomatik olarak ilk şarkı çalmaya başlıyor. Diyelim ki sen şarj ediyorsun buradan, arabadan. Evet, evet. Şarj için taktın ve navigasyonu kullanıyorsun. Müzik de dinlemek istemiyorsun. O zaman şöyle bir hata oluyor. Sesi buradan kapattın. Haritadan da izlemek, hani sesli yönlendirmesini bekliyorsun ya. Sesli ses yönlendirme kapanıyor. Sesi kıstın. Aynen öyle. Sesi kıstın. Yani burada aslında i̇şte sadece şarj şey özelliği. Yani. Evet. İşte yazılımın biraz gelişmiş olması lazım. Yani bu da çok büyük bir beklenti değil artık. Evet. Aynen öyle. Ne dersiniz? Tamamlayalım mı? Bayağı anlattık. Daha detaylı da anlatacağız yani. Yazacağız en azından daha fazla öğrendiğimiz bilgileri. O zamana kadar biz dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.